Temmuz ayında gerçekleştirilen ara zamla 11.402 liraya yükselen asgari ücret yeni yılın gelmesiyle 17.002 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar yeni asgari ücret için ne düşünüyor? Asgari ücretin de bir 20 lira olmasını isterdim. Tamam mı? Ama ben emekliyim. Emeklilerin de asgari ücret kadar alması normal. Asgari zaten, asgari emekli. 7,5 lira para alıyoruz yani. 7,5 lirayla ne kadar geçineceğiz ki? Yani artış işverenler için kötü. Yani çalışanlar için bir tık daha iyi olabilir. Ama asgari ücret yani artmasın. Ama fiyatlar da aynı kalsın. Hani 17.002 lira oldu sanırsam. Yani 2 lira da çok fazla geldi gerçekten. Hani asgari ücretin 17 bin lira olması öncelikle insanlar için hayırlı olsun. Ama bana sorarsan 17 bin lira olması demek her şeyin tekrardan zamlanması demek. Şu anda 11.400 lira asgari ücret varken ev kiraları 10 bin liraydı. 17 bin lira oldu şu anda asgari ücret. Herhalde ev kiraları 15 bin lira olacak. Kimin cebine girecek bu para? Senin, benim ya da asgari ücretlinin cebine bir para kalacak mı? Önemli olan bu. Bence yetersiz. Çünkü bu devirde 17.002 lirayla yaşanmaz. Bunun kesinlikle daha fazla olması gerekiyor ve artışın daha sık yaşanması gerekiyor. Yani en az yılda iki defa artış yaşanmasını bekliyorum ben. Çünkü bir kira şu an en az 10.000 liradan başlıyor düzgün bir evde yaşamak için. Gıda fiyatları da çok pahalı, o yüzden yaşanmaz yani. Yani %49'luk bir artış olmuş. 17 bin lira, yani 17 bin 2 lira. Yani insan bu durumda kendini yani sondaki 2 lira gibi hissediyor yani. Yani insanların beklentisi tamam, zam güzel oluyor. Fakat hani bak ben kuryeyim, benzine zam gelecek. Yani insanların beklediği özellikle hani gıdaya zam gelmesin, ev kiralarına zam gelmesin. 17 bin lira güzel bir ideal para ama yani senede de bir kere artış yapacak dendi. Bu da kötü bir şey. Yani bir kiralar 10-15 bin lira olmuşken bu evin kirası, faturası ve yaşamsal faaliyetleri olamadıktan sonra yani dediğim gibi insanın o sondaki 2 lira gibi hissediyor kendini. Enflasyon üzerinden zaten her şey artış sağlıyor. Bu seneki enflasyon yılbaşından sonra %60 olacağı söyleniyor. Yani bu 17 binden 20 bine çıkması bu kadar çok işverene etkileyeceğini zannetmiyorum yani. Çünkü satılan malların da maliyeti artıyor. Yani satış fiyatları da artıyor. Yani enflasyon biraz daha fazla arttığı için işçinin burada hakkı yeniliyor. Yani işçide %60'lık bir artış yok. Yani %20, %25 bandında gibi gidiyor. O yüzden işveren her zaman mağdur. Yatışan artı 17 bin bence az. 20 bin lira olması lazım. İnsanların nefes alması lazım. Ama tek sıkıntı sadece asgari ücret değil. Her şeye zam geliyor. Hani asgari ücrete zam geliyor, ona da zam geliyor. Bir farkı yok. Yeter ki asgari ücrete zam gelmesin. Başka şeylere de zam gelmesin. Şimdi biz burada esnafız, çantalara da zam gelecek doğal olarak. Hiçbir şeye zam gelmeden asgari ücrete zam gelirse güzel ama asgari ücrete zam gelmesin, onlar da eski fiyata dönerse daha güzel olur. Hani ekonomi o kadar iyi değil şu an. Hani yazık, asgari ücretli çalışan insanlar 17 bin lira. Ben azıcık daha burada fazla para alıyorum. Yine yetmiyor. Hani çok az asgari ücret. Yeter ki başka şeylere zam gelmezse güzel olur. Ben olsaydım bunu vermezdim. 17 bin lirayı da vermezdim. Yani olduğu maaşta ilerleseler, zam üstüne zam yapıyorlar zaten. Bu yılda bir defa verdiler zamı. Herkes özgürce artık istediği türlü zamları yapacak zaten. Yani Allah yardımcımız olsun. Ücret yeterli değil. Bunun 20-25 arası olması gerekiyordu ama ücret yeterli değil. Kendimiz de burada esnafız. Gram şu an 2,5 liraya yaklaştı. Ben işçiyim. Yetmiyor. Bu geçen ayki artışlarda abi şunu söyleyeyim, yetmiyordu. İnsanlar zaten asgari ücretten gelen miktardan çoğunun 6 bin lira, 7 bin lira civarı. Mesela ben Trakyalıyım aslında. Trakya'da abi 6-7 bin liradan başlıyor kiralar. 2 artı 1'ler, 1 artı 1'ler. Burada da 10-15 bin lira civarı. Şu an asgari ücrette 17 bin liraya çıktı ama daha üstü olursa insanlar için daha iyi olacak. Benim düşüncem böyle. Artış iyi, güzel de yani bundan sonra yani fiyatların artmaması lazım ki yani insanlar bir rahat alışveriş yapsın, rahatça kendini geçimini sağlasın. Yani bu asgari ücret artıyor, her şeyin fiyatı artıyor yani. Neticede bu yani. Asgari ücrete artış numarına iş bitmiyor ki yani. Şimdi asgari ücret arttı, her şeye zam geliyor tekrardan. Zam da gelmesin, fiyatlar da artmasın. Her şey yerinde kalsın, böyle daha iyi.